Bu ne? Ben yanlış görüyor olamam, değil mi? Hani şikayet edeceğim, şikayette bulunacağım. Örnek vereyim, bir telefon kutusunun içinden şarj kablosunun çıkmaması gibi bir şey bu. Ayraç ve poster çıkmaması. Yani şimdi ben burada... anlama geldiklerini aşırı merak ediyorum. Aşırı aşırı. Yepyeni bir kitap kargosu açılımıyla beraberiz. Gerçekten çok büyük bir kargo. Bayağı da ağır, aşırı merak ediyorum. Çok heyecanlıyım çünkü ilk defa bir seriyi kutulu bir şekilde sipariş verdim. Hemen bir yandan yani açmaya başlayalım. Sizinle beraber göreceğim ben de ya. O kadar heyecanlıyım ki. Siz göreceksiniz benden önce. Sizin tarafınıza çevirdim. Çok güzel gözüküyor. Çünkü ilk defa bir kutulu serim oluyor. Aşırı ağır. Şunu kenara çekelim. Annem arkadan Harry Potter'ı hatırlatmayayım dedi. Ben orada bir yıkıldım arkadaşlar. Evet, ilk defa deyip durdum ama o kadar heyecanlıyım ki. Gerçekten Harry Potter da var benim kutulum. Bu da ikinci oldu. Biraz heyecanlı olduğum için Harry Potter'ı unuttum gerçekten kutulu olduğunu. İz serisi bu. Binnur Şafak Nigiz'in İz serisi. Şöyle göstereyim. Bu ne? Ben yanlış görüyor olamam, değil mi? Şu ne anne? Arkadaşlar bu ne? Siz şaka yapıyorsunuz galiba ya. Yani şimdi ben burada... Gerçekten çok abartı tepki verdiğimi düşünmeyin. Bu kitapların tanesi 100 lira. Hatta 100 liradan bile fazlaya satan yerler var. 180'e bile gördüm tanesini ya. Herkes çok garip garip fiyatlar koymuş. Ben anlamıyorum bu kitap fiyatları nereye gidiyor onu da bilmiyorum. Ben de size şu yazıyı gösterecektim. Şurasını. Sizin için okuyayım isterseniz. Ne yazıyor? Kekliğin kalbini paramparça eden kirpiydi. Bu doğruydu. Öyleyse keklik neden hala kalbinde kirpiği taşıyordu? Çok güzel bir seri olacak gibi geliyor bana. Bunların hakkında hiçbir fikrim yok. Hani konusu nasıl bilmiyorum. Ama gayet güzel gözüküyor. Hani o kadar otantik bir cilt var ki. Size şimdi tek tek kitapları göstereyim. Bu İz serisi birinci kitap Tünel. Dış tasarımı açıkçası çok beğendim ya. Bütün kitaplardan farklı. Konusunu da çok merak ediyorum. Ya, ilk cildine bittim. Çok güzel. Şuna bakar mısınız ya? O kadar güzel ki. Ve şöyle şuraya da bakın. İçine bakalım. Ayraç poster. Bir şey söyleyeceğim. Ayraç posteri nerede bunun? Ben gerçekten hayal kırıklığı yaşamaktan artık usandım. Gerçekten. Hani bu kitapların ayraçlarını ve posterlerini koymuyorlar ya. Böyle en iyi kitap severler ve kitap aşıkları anlar. Yani bunu konulmasın ne demek, bunu en iyi siz anlarsınız beni. Çok kötü bir durum bu. Ben size şöyle bir örnek vereyim. Bir telefon kutusunun içinden şarj kablosunun çıkmaması gibi bir şey bu. Ayraç ve poster çıkmaması. Ya umarım öbür kitaplarda vardır, yoksa cidden hayal kırıklığısınız. Şikayet edeceğim yani. İade edemem, bu kitapları çok güzeller. Ama şikayet bulunacağım, eksik ürün talebinde bulunacağım yani. Göndersinler, gönderene kadar peşlerindeyim.
Nehir. İş serisinin ikinci kitabı. Bu da mavi. Çok güzel. Bu çiçeğin ismi neydi? Güne bakan. Emin misin? Anne bunun güne bakanla alakası yok. Daha güne bakana gelmedik. Güne bakan burada. Ne bileyim ben o zannettim. Şu bak. Tamam bilmiyorum. Bakan diyor ya. Bunun ama bir ismi vardı. Abi ya, ilk ciltlerine aşık olmam şöyle kayganlıkları da var, böyle parlaklıkları görebiliyorsunuz. Kitabın cilaları da var. Bir içi de böyle dışındaki çiçekten. Ya ben bunun ismini bulana kadar çıldıracağım. Bunu bir yerde görüyordum ben hep. Leyla falan mı acaba? Aynen. Ters lale. Aa olabilir. Çok benziyor. Hiç benzemiyor bu arada. Bunda da yok. Şaka mı bu? İyi bakar mısın içerisine lütfen? He, anne daha ne kadar iyi bakabilirim? Yok işte, göndermemişler. Ya biz yemin ederim ben yiyecek bir şey bulamıyorum ya. O kadar para ver. Üstüne bir de böyle gelsin ya. Yok abi yok. Bu satıcılarda iş yok artık ya. Cidden iş yok. Evet. Şimdi geldik Güne Bakan'a. İş serisi 3. kitap Güne Bakan. Yani adı üstünde Güne Bakan yazıyor annem. Az önceki de Güne Bakan dedi Ben o zannetmiştim. ya. Ama bu da çok güzel ya. Harika. Ve içi de böyle. Bu arada Adana Kitap Fuarı'na da gideceğim. Buradan da belirtmiş olayım. O yüzden Binnur Şafak Nilgiz geliyordu. Ben uzun süredir almak istiyordum kitabını. Dedim fırsat bu fırsat ben alayım sipariş vereyim. Fuarda bir tık pahalı olduğunu görmüştük çünkü geçen hep beraber size videoda da söylemiştim. O yüzden internetten sipariş verdim. Bunları oraya götürüp imzalatacağım. Ve İkiz Alev. Dördüncü kitabımız. Bunun da tasarımını çok beğendim ya. Bakın. Ne anlama geldiklerini aşırı merak ediyorum. Aşırı aşırı. Ya bir sürü kitap var artık evde. Hangi birini okuyacağımı aşırı merak ediyorum. Çok güzel. Ama insan ya. Of. Bakayım. Gerçekten ama insan. En azından bir tane ayraç koyar ya. Bir tane ayraç ve bir tane poster. Bari tüm seriyi şey yapmak adına koyar yani, değil mi? Utanın ya biraz. En azından tüm seri için bir tane koyun ya. Bu kadar cimrilik olmaz. Bu arada diğer fuarda da hastaydım. Şu anda da hastayım ama merak etmeyin. Bugün günlerden pazartesi ve fuar cumartesi 21 Ocak'ta yani. O yüzden o zamana kadar iyileşeceğimi düşünüyorum. Sesim de düzelir yani. Şu an sesimde bir boğukluk var fark etmişsinizdir video başından beri. Yapacak bir şey yok yani. Bana da kardeşim ve annemden bulaştı açıkçası. Yoksa ben turp gibiydim yani. Bu kutulu kitap açılımını da yaptık. Çok güzel oldu. Kutulu serileri çok seviyorum ben. Ayrı böyle kitaplığında özenle. Ve güzel bir şekilde duruyor. En azından korunaklı duruyor. Hani böyle bir set halinde hiçbir şey olmuyor. Başlarına bir şey gelmiyor. Ve şimdi sadece bu kitabı almadım. Bir de fuara hani ben de fuara gelecek yazarların bende olmayan kitaplarını da aldım. Mesela Emre Gül. Emre Gül'ün yeni kitabını aldım ben. Eğer peşinden gelirsem diyor. Ve şimdi ona da bakalım. Şöyle göstereyim size.
Ya bence çok güzel. Burada bir kafes resmi var. Çok merak ediyorum. İçine bakalım. İçinde posterimiz neyse ki var. Ayraç var mı bir bakalım. Ben gerçekten ya. Bin defa mı bakayım anlamıyorum ki. Yok yani. Apaçık yok. Yani koymak bu kadar zor değil. Hani posterinin geldiğine sevineceğim sadece. Ama eksik kusur bildirisinde bulunacağım yani. Buna emin olabilirsiniz. Eksik abi, eksik ürün geldi. Net. Poster ama çok güzel duruyor açılırsa. Bence çok güzel. Ne diyorsunuz? Ben çok beğendim posteri. Ve şimdi bunu gerçekten nasıl göstereceğim bilmiyorum. Ve bu kitaba gelecek olursak gördüğünüz gibi küçücük cep boyu bir kitap. Fuara Can Dikmen'le de geliyor ve bu yüzden devini sipariş vermek istedim tabii ki de. Doğal olarak imzalatmak istiyorum. Ama bu kitaplar arkadaşlar bu arada sabah geldi. Emre Gül'ün kitabıyla Devin sabah geldi. Kutulu setimiz öğleden sonra geldi. Ben de videoyu öğleden sonra çekebiliyorum o yüzden. Bu arada ben bunu kargo açınca gördüm ve şok oldum. Ya açıkçası hemen açıp bakmak istedim, dayanamadım. Kutuluya hiç bakmadım. Emin olabilirsiniz gelir gelmez şeye oturdum yani. Videoya oturdum ama bunlara sabah bakmıştım. Ve baktığımda bunun küçük geldiğine o kadar şaşırdım ki. Çünkü ben cep boyu diye sipariş vermedim arkadaşlar. Cep boyu yazmıyordu. Cep boyu yazmayınca da insan bilmiyor yani. Normal kitap zannediyor. Siz cep boyu olarak hem belirtmiyorsunuz hem de belirtmediğiniz gibi bana cep boyu gönderiyorsunuz. Buna ne hakkınız var yani? Mantıken. Bunu BKM kitap gönderdi arkadaşlar. Trendyol'dan aldım hepsini ama BKM kitap satıcısından aldım. BKM kitapta zaten sorunlar var. Ben daha önceden de çok sorun yaşadım BKM kitapla. Ne kadar ucuz olursa olsun sorunları oluyor. Hani illa ucuzsunuz diye bir sorun yapmak zorunda değilsiniz. Bir keresinde biliyor musunuz söyledim mi hatırlamıyorum ama ciltli kitap diye ciltsiz kitap göndermişlerdi. Bu da benim canımı çok sıkmıştı. Ciltli diye belirtilen bir kitabı ciltsiz göndermişlerdi bu arada. Benim hatam değildi yani. İyi okudum ben. Ve bu da cep boyu olarak belirtilmemesine rağmen hatta ben mi yanlış baktım dedim. Özelliklerine, detaylarına kargo geldikten sonra tekrardan baktım ama öyle bir şey yok. Yani kesinlikle hiçbir şekilde hiçbir yerde belirtmemişler. Ve tabii ki de hemen ben bir şikayet kutusu oluşturdum, mesaj attım. Yani Trendyol canlı destek ekibine söyledim hemen Trendyol asistana ve ürünün hatalı geldiğini bildiren bir şey bildirim yolladık yani satıcıya. Görebilirsiniz. Şöyle de belli olmuyorsa farkını bu kitaptan anlayabilirsiniz. Bu cep boy, bu da büyük fark ettiğiniz gibi. Ve o kadar para veriyorsunuz ama karşılığını, emeğini bile alamıyorsunuz. Bence bu çok acı bir şey. Üstelik kitap severler beni çok iyi anlayacaktır. Buna eminim. Yani gördüğünüz gibi hani şu kutulu setin bile hasarlı gelmesini hani dedim hadi gelsin olabilir. Onu da anladım. Hani ufak tefek değil ama hani böyle bir çiziktir şeydir. Olabilir yani kargo taşıtırken. Ama bunu da koymuşlar bu arada içine hasar görmesin diye güya. Ama ben bu kargodan dolayı hasar gördüğünü düşünmüyorum. Yani o kadar sapasağlam kutunun içine gelmiş. Ben kutudan dolayı hasar geldiğini düşünmüyorum. Kesinlikle onların yaptığı bir hasar yani. Ben buna eminim. O yüzden ben kesinlikle hani şikayet edeceğim, şikayette bulunacağım. Ne poster geldi, ne ayraç geldi. Eksik ürün bildiriminde kesinlikle bulunacağım. Emre Gül için de ayrı ayrı bulunacağım. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
poster ve ayraç gönderilmediğinde nasıl bir tepki karşılıyorsunuz? İade mi ediyorsunuz ürünleri, yoksa böyle eksik ürün bildiriminde mi bulunuyorsunuz? Trendyol'da böyle bir özellik var yani, o yüzden o özelliği kullanacağım ben de. Umarım geri dönüş sağlarlar. Geri dönüş sağlamalarını istiyorum. Çünkü yaptıkları bir hatayı düzeltmeliler bence. Bir de sabahki kargoda, BKM kitap kargosunda şöyle bir takvim gönderdiler. Ya görüyorsunuz bu takvimi. Yani normal bir takvim. Açıkçası hani beni kandırmak için gönderdilerse ben bu takvimde kanmam kesinlikle yani. Ha, ne yapacağım? Odamın duvarına falan mı asacağım? Asabilirim tabii ki. Bunda bir şey yok yani. Bağ parmak yazıyor. Yani onun reklamını mı yapacağım? Olabilir. Hani ben biraz sitemliyim çünkü ikisinde de ayran çıkmadı. Çok moralim bozuk. Hatta şuna internetten bakınca görmüştüm ben. Kafesli bir ayracı vardı. Hayaller hayatlar yani. Böyle üzülelim mi anlamıyorum ya. Bugün de böyle hatalı kargolarla dolu bir açılımdı. En çok kutulu seti çok beğendim. Ama hala ama diyorum, o kadar üzgünüm ki. Videoyu bir an önce kapatmam gerekiyor. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Quiet. I hear the thunder comes from far away. It's like a noise in my head.